Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Burada e, Manan'ın ve Sand'ın teknik analizini gerçekleştireceğiz. E, farkındayım ikisinde de biraz e, gıcık durumlar var arkadaşlar. Önceki videolarda zaten e, hatta haftalardır e, beklentilerimizden söz ettik. E, nitekim yaşanıyor da ve e, bu konuda tabii ki yeniden bir bilgilendirme yapacağız. Şu an baktığımız zaman e, durumlar beklediğimiz gibi bir sıkıntı yok Manada ve Santa kısa vadede de yükselişlerini şu an gerçekleştiriyorlar durumlar güzel e, Bu videoda da bundan bahsedeceğiz yani hedeflerden yönümüzden e, nerelere gelebiliriz neler yapabiliriz e, Alın fırsatları nelerdir hepsini uzun uzun konuşacağız mana içinde sand içinde e, Zira yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere öneriyorum. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar e, yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da siz sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi e, rica ediyorum. Bizler için önemli. Bir saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, dostlar, Manada e, şunu bir kere altını çizeyim yani çok kısa anlatayım önceki videolarda e, çok anlattım fakat e, yeni kişiler izliyor vesaire. Şimdi Manada yaklaşık yani Martın ortasından beri anlattığımız bir durum var arkadaşlar yani bir aydan fazladır e, aynı durum geçerli. Şu anda da zaten bu durum geldi ve sürdürüyor. Şimdi bu durum neydi? Bakın ne yapmış e, bir dead cross gelmiş arkadaşlar. Manada da, Santada da, piyasadan farklı olan bir durum var. Bakın arkadaşlar, bunlar bütün piyasa düşerken tabii ki onlar da düştü. Fakat ee, ne yaptılar? Herhangi bir Dead Cross yemediler günlükte arkadaşlar. Yani Golden Crosslarını hiç bozmadılar. O yüzden yeni bir yükseliş için tekrar bu Golden Cross'u, bakın bu Golden Cross'u bozup ee, Dead Crossla yeniden bir Golden Cross yapma ee, eğilimi içerisindelerdi. Ve şu anda da bu durum. Gerçekleşiyor. Şimdi bütün bunlar olurken, ne dedik? Yeni güzel ve ciddi bir yükseliş için biz şu Golden Cross hareketini bekliyoruz arkadaşlar. Bu hareketi bekliyoruz şu an ve bu hareket, e, emin olun, artık bu hareketin gelişi yaklaştı. Şimdi bütün bunlar olurken, tabii ki yatay hareketlerden, e, hafif düşüşlerden de bahsettik. Bu durum hala geçerli. Yani bu hareketler, bu Dead Cross e, içerisindeyken, e, yatay hareketler vesaire sürebilir demiştik. O yüzden ne dedik? İlk hedef bu pozisyonu yakalamak dostlar. Önümüzdeki günlerde de öyle ciddi çatlamalar, patlamalar, uçmalar, kaçmalar manada da santada olmayacak. Biz ne diyoruz? Bu Golden Cross hareketini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi saatliğe geldiğimizde saatlikte ne var? Saatlikteki Golden Cross'u yakaladık, yakalıyoruz ve e, saatliğin EMA 50'sini net bir şekilde altımızı almışız. Destek olarak bize çalışıyor. 4 saatliğe baktığımızda yine 4 saatlikteki hareketli ortalamamız da ne yapıyor? Altımızda bize destek olarak çalışıyor. Şimdi günlüğe dönelim. Bu verilerden yola çıkarak şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde vesaire sevgili dostlar bakın bana şu an üst kanal deniyor tekrar. 213, 214'lere bir gerileme gelirse bu oldukça normaldir. Hareketli ortalamaları geri test yapmıştır. Buradan tekrar yön yukarı yapacaktır. Ve 214'ler alım için 10 numara fırsatlardır. Bununla beraber 222, 223'leri şu anda patlatmaya çalışıyoruz ve kuvvetle muhtemel arkadaşlar yarın ee, burayı üst kanalı destek almış oluruz yani direnci patlatıp destek almış ve üst kanala atmış oluruz. Bu durumda da 2.23'lerin altına düşmediğimizde bize bir alım fırsatı verecek. Bu saatten sonra da bizim yeni hedefimiz 2.42 pozisyonları olacak. Üzerine attığımızda da zaten beklediğimiz senaryo MA200 ile 50 arasında git gelli yatay hareketler yapması ve 2.42'lere her geldiğinde bize bir alım fırsatı vermesi. Ta ki bu hareketler olurken MA200 eğimini aşağı yönlü kırıp 50 de yukarı yönlü çıkarıp o Golden Cross hareketi işte bu noktada bağlanacak arkadaşlar. Şimdi o yüzden şunu söylemek istiyorum. Ee, sabırlı olalım. Gerçekten tren kalkıyor. Hızlı bir hareket gelecek. Bakın Sant bunu yapmaya biraz daha yaklaşmış. Hızlı bir hareket gelecek. Ee, ve şu anda bu yatay hareketler doğrultusunda son alım fırsatlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Ya bunu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle saatlikten bir başlayalım, elimizi alalım. Saatlikte zaten Golden Cross'u yakalamışız. 2.84'te MA 50'miz var. 2.9'larda zaten desteğimiz var. Bununla birlikte 4 saatliğimiz 2.8'lerde bize destek. 200'ün pozisyonda 3.15. Şimdi buradan hareketle neyi anlıyoruz? Bakın şu an üst kanala atmışız zaten yani üst kanaldayız. Mana mesela e, buradaki bir kanalı vardı aynı manada da e, fakat mana e, ne yapmıştı henüz çıkamamıştı çıkmaya çalışıyordu hala. Sant şu an üst kanala atmış. Beklenen hareket ne yönde? Bakın beklenen hareket şudur arkadaşlar. Sant'a 2.9-3 arasında git gel hareketler yapabilir önümüzdeki birkaç gün. 2.9'lara gerilemelerde bize bir alım fırsatı verecek. Bunu da belirteyim. Bununla birlikte günlükteki EMA 50 3.07 yani 3.1'lere kendisini atıp günlükteki EMA 50'den destek alacaktır. Şimdi burada bakın burada artık e, o Golden Cross'un geleceği vakit tam olarak burası. Neden? Çünkü 3.1'in üzerine attığında MA250 arasında sekip duracaktır arkadaşlar. Bu sekmeler gelirken de e, MA50'miz yönünü yukarı doğru çevirecek. Ve bir yerde artık bakın bir yerde o sıfır noktası o golden cross o sıfır noktası o kesişim gelecek arkadaşlar. Bu kesişimle birlikte yukarı yönlü e, patlamayı yapacak. Ya yani durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Genel anlamda e, gıcık bir durum olduğunun farkındayım. Yani e, örneğin ya şunun için gıcık önceden atıyorum ciddi e, yukarılardan bir alım yaptınız. E, sonrasında içeride kaldınız vesaire. Fakat e, şu anda hala ciddi yükseliş bekliyoruz. Tren kaçmadı. Amorti ortalamanızı düşürmeye oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim. E, ve yakında anlattığımız durumlar doğrultusunda da bir yükseliş gelecek. O yüzden sabredin. E, sabretmezseniz her zaman parayı kaptırırsınız arkadaşlar. Günlükte nötr var. 4 saatlikte 13'e 6 al var. Haftalıkta 9'a 5 sat. E, aylıkta da nötrle karşı karşıyayız. Metaverse Metaverse projelerimiz, Mana ve Santa durumlar bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.